Şimdi son yaşadığımız krizlerin çoğunda Türkiye'nin bu Avrasyacıların baskısıyla mı yaptığı, yoksa Avrasyacılık imkanının verdiği pazarlık şanslarına mı tav olduğu çok tartışmalı bir şey. Yani zaman zaman ben bu özellikle Batı'da Türkiye'deki Avrasyacılığa verilen önemin biraz fazla abartıldığını, Türkiye'nin özellikle Erdoğan'ın Avrasyacı ihtimali canlı tutarak bunu bir pazarlık kozuna çevirmeye çalıştığını sık sık düşünüyorum. Ve çoğu zaman da böyle davranıldığını, bu tehlikenin Batı nezdinde canlı kalmasıyla birlikte bazı imkanlar sağlayabildiğini düşünüyorum. Sahici bir Avrasyacılık refleksinden öte. Ama bugün ve zaten de çok açık olduğu biçimde Türkiye ne iktisaden ne de siyasi olarak Batı kampından koparak alternatif bir alana, yani bu eksen kayması falan diye tartışılan şeyi realize edebilecek bir gerçekliğin içerisinde değil. Çok açık biçimde bu son Brüksel'e gidiş hikayesinde de gördüğümüz gibi aslında temel dert Batı'yla kopmamak, Batı'yla ipler koptu resminin yaratacağı riskten uzakta durmaya çalışmak. Ama Batı'yla bir alver ilişkisinin ve aslında bazen de düşman olarak öne çıkartarak hamaset dozuyla arttırılmış biçimde bir gerilim yaratıp bir alver ilişkisine çevirebilmek. Ama sahici bir kopmadan bahsedemeyiz.